Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Evet, bugünkü konuğumuz İzmir'den geldi. Rıfkı Bitikoğlu. Rıfkı Bitikoğlu mühendislik, danışmanlık ve özel eğitim hizmetleri konusunda bize çok kıymetli bilgiler aktaracak. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk Sema Hanım. Evet, Rıfkı Bitikoğlu. Öncelikle tabii ki kimdir? Sizi tanımak istiyoruz. Sonrasında konumuza hızlı bir giriş yapacağız. Buyurun. Tabii. Sema Hanım, davetiniz için teşekkür ederim. Öncelikli olaraktan. Hoş geldiniz tekrar. Ben 1969 yılında İzmir'de özel bir sektörde çalışmaya başladım. Çalışma hayatım devam ederken aynı zamanda Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde eğitime devam ettim. Yani makine mühendisi olaraktan mezun oldum. Çalışma hayatımla eğitimimi aynı paralelde sürdürdüm. Evet. Böylece iş hayatına aslında eğitim yıllarınızda girmiş bulundunuz. Evet, eğitimle beraber. Evet, evet. Danışmanlık ve eğitmenlik faaliyetlerine ne zaman başladınız, ne zaman girdiniz? Biraz da bundan bahsedelim mi? 1969 yılında çalıştığım şirketten 10 yıl çalıştım ve ayrıldım. Başka bir sektöre geçiş yaptım. Onun ardından 1989 yılında bir başka kuruluşa geçiş yaptım. Aslında benim 1989 yılında geçiş yaptığım bu şirket, her zaman söylüyorum, benim şu anda yaptığım mesleğimle ilgili alanda benim belki de ilk temelimi atan kuruluş oldu. Evet. Kuruluşta kalite yönetim sistemi kurulmuş ve etkin olarak uygulanıyordu. Ben uygulanan, kurulan bir sistem içerisine girdim, işbaşı yaptım, çalıştım. Evet. Ama bazı çalışmalardan dolayı üst yönetim beni 1991 yılında Türk Standart Enstitüsü tarafından açılan bir eğitime, Türkiye'de kalite yönetim sistemiyle ilgili ilk açılan eğitimdi bunlar. 5 günlük bir eğitim, ben oraya gönderdi. Eğitime katıldım. Eğitim sonrası bize bir teklifte bulunuldu. O yıllarda auditör unvanı kullanılıyordu denetçiler, evet, için. Sınava girmek isteyen var mı diye soruldu bize. İleride belki denetçi olarak da yararlanabiliriz dedi. Benim altyapım, çalıştığım kuruluşta altyapım olduğu için sınava girdim. Kazandım. Dönüşte iş yerine döndüğüm andan itibaren aslında ben bu sınava girip kazandıktan sonra kendime güven geldi. Daha bir güven geldi kendime. Ve ondan sonra kuruluş bünyesi içerisinde bir yıl faaliyetlerde yer aldım. Çalıştım. Katılımcı oldum. Evet. Yani başlangıç temelim budur diyebilirim ama bunun ardından gelen dönem benim için de bu başlangıç ama tamamen temelden atılması gibi bir şey oldu. Bir durum oldu. Ben bu şirketten 95 yılında ayrıldım. Gelen bir teklif üzerine. Bölüm yöneticiliği verildi. Artı kuruluşta kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, yürütülmesi talebi geldi bana. Bu teklif doğrultusunda ben çalışırken aynı zamanda bana danışmanlık yönünde teklifler gelmesine rağmen ben çalıştığım için bunu kabul etmedim. Zamanı bıraktım. Ama dediğim gibi o başlangıç ve onun ardından gelen girdiğim şirket benim için bu mesleğin ana başlangıç noktası diyebilirim. Evet. Temeller orada atıldı diyorsunuz. Temel orada atıldı. Evet. Rıfkı Bitikoğlu danışmanlık nasıl kuruldu? İkinci iş yerime girdiğim andan itibaren biraz önce belirttiğim gibi teklifler gelmişti. Evet. Ama yapmadım. Ama çalıştığım şirketin COSGAP'le ilgili desteklerden yararlanmak için COSGAP'le ilişkiler başladı. Evet. O ilişkiler içerisinde COSGAP tarafından bana eğitmenlik teklifi geldi. Ağırlıklı biraz teknik konulardı. O eğitimleri vermeye başladım. Eğitim devam etti. Eğitim devam ederken COSGAP tarafından danışmanlık havuzu kurulmaya başlandı. Tedarikçilere, küçük ölçekli sanayi kuruluşlarına destek amaçlı. Evet. Benim de şirket kurup, danışmanlık şirketi kurup yer almam yönünde bana öneride bulundu
Pozgap kur diyerekten. Evet. Sonra düşündüm. Şirketimle de görüştüm. Şirket de onayladı. Onlar da destek oldu. Hakikaten destek oldu. Onların da desteğiyle Rıfkı Büdükoğlu Mühendislik Danışmanlık ve Özel Eğitim Hizmetleri olaraktan 2000 yılları şirketimi kurdum. Evet. İyi ki de kurulmuş diyoruz. Çünkü çok yerli yerinde bir öneri olmuş ve bu öneri de güzel değerlendirilmiş. Çok teşekkürler. Evet, şirket kurulumundan sonraki çalışmalar içerisinde neler yer aldı, neler yaptınız? Şirket kurulduktan sonra bana önceden danışmanlık yönünde teklif eden veya benim tanıdık şirketler referans olmaya başladı diğer kuruluşlara. Onların referanslarıyla ben çalışmaya devam ettim. Ama şu anda bir tanesi, bir kuruluş, 2001 yıl olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Merkezi İstanbul'da olan bir kuruluş. Kalite yönetim sistemini kurmak artı yönetmelikler kapsamında da faaliyet gösterdiği için bana danışmanlık teklifinde bulundu. Evet. Danışmanlığını yaptım ama danışmanlık bittikten sonra süreklilik için beni bünyelerinde görmek istedi. Devamlı olaraktan. Kabul ettim. Bünyelerinde devamlı kaldım. Bu şirkette bu faaliyet tamamlandıktan sonra değişik sektörde faaliyet gösteren diğer kuruluşlarının da aynı şekilde kalite yönetimi sistemiyle ilgili olaraktan çalışmam talebinde bulunuldu. Onları da yaptım. Onun ardından laboratuvar kuruldu. 5 yıl kadar önce olması lazım. Laboratuvar kurulduktan sonra laboratuvar akreditasyonunu gerçekleştirmem yönünde teklif geldi. Ve şu anda 15 yıl doldu benim aklımda kalan süreye göre. Ve hala o kuruluşta benim bu yöndeki çalışmam devam ediyor. İnşallah çok çok uzun yıllar yine devam eder diyoruz. Teşekkürler. Herhalde tam sizin için biçilmiş kaftan diyeceğiz. Bir elinde 10 marifet, 5 parmakta 10 marifet mi diyelim? Çok teşekkürler Sevim Hanım. Evet, gerçekten de çok ciddi başarılar ve başarılara imza atmışlığınız var. Bunun içerisinde tabii ki ISO 9000 konusu haricinde de çalışmalarınız olmuş, evet, ve olmakta. Biraz da bunlardan bahsedelim mi? Bunlardan 16.949 dedim, otomotiv sektörüne yönelik ISO TSA 16.949 standardı. Benim çalışma hayatımda 90'lı yıllardan itibaren standart QS 9000 adı ile yürürlükteydi. 90 yılından itibaren zaten benim temellerim vardı. Evet. Bunun ana noktası otomotiv sanayilerinden denetim geçirmekti. Onun özel standardıydı. 90 yılından itibaren burada. Zaten çalışım şirketlerde ilişkili olarak ben devam ediyordu. Evet. Bunun ardından ben bu danışmanlık şirketini kurduktan sonra standart da QS 9000 revize olup ISO TSA 16.949 standardı olarak uluslararası standart olarak yürürlüğe girdiğinde altyapımda o şirketlerde olduğu için bir taraftan 16.949 standardı için danışmanlığa başladım. Evet. Biraz önce dediğim gibi laboratuvarla ilgili 17.025, belgelendirme, muayene ve deney kuruluşlarına yönelik 17.020 ve en ilginci diyebileceğim nokta CE dediğimiz emniyete yönelik işaretlemeye geldiğinde oradaki başlangıcım, o başlangıcım biraz enteresan oldu. İlk kez asansör firmaları için başlatıldı bu. Asansör firmalarıyla başlatıldığı anda açıklıkla söyleyeyim kendime güven duydum. Evet. Hiç yapılmamıştı o güne kadar CE işaretlemesi. Geçmişteki bilgi tecrübeme güvendim. Bazı teknik konular vardı. Hata türü etki analizi yönüne çok riskle ilgili konulardı. FMA tabir ettiğim konularda da yıllarca çalıştığım için orada da güven duydum. Ve tahminime göre tam yılı hatırlamasam da herhalde 2005 yılları gibi diye hatırlıyorum. O yıldan itibaren de CE işaretlemesi konusunda da çalışmalara başladım.
Evet. Çalışmalar bitmiyor. Sürekli bir yenisi ekleniyor. Tabii bunların içerisinde kalite yönetim sistemleri haricindeki faaliyetleriniz de var. Tabii. Bunlardan bir tanesi. Evet. Şu anda iki tane belgelendirme kuruluşunun kalite yönetim sistemleri konusunda baş denetçiliği yapıyorum. Aynı zamanda çevre yönetim sistemlerinde de gözlemci olaraktan katılıyorum. Evet. Bu çalışmanın haricinde diğer yaptığım işte bu. Evet. Ne diyelim, Allah kolaylık versin, güç kuvvet versin diyelim. Ama Selam Hanım, bütün bunların tek bir şey söyleyeceğim. İnanır mısınız, planlı çalışma. Ben biraz evvel kalite yönetim sistemiyle ilgili konudan bahsederken 1989 yılında çalışma hayatına başladığım kuruluş benim temellerimi attı demiştim ama planlı çalışma geldiğim andan itibaren çok açıklıkla söyleyeyim. Asıl temeller beni 1969 yılında yurt dışı ortaklığı olan büyük bir kuruluşun o sistemli, o düzenli, o planlı çalışmayı 20 yaşında girdim. Taze bir beyin tarzında düşünüyorum, işbaşı yaptım. Ve beni o vaziyette yetiştirildiğim için, yalnız ben değil diğer arkadaşlarım da yetişti. Biz istesek de istemese de ben 10 yıl o disiplini aldım. Ve o disiplinden ayrılma diye bir şansım yok benim. Evet. 10 yıl. Evet. İlk çalışma hayatıma başladım. Disiplinli, düzenli bir yere girdim. Onların planlı çalışmalarını edindim. Edindirdim mi demem lazım? İstesem de, istemesem de. Ama bu tabii ki biraz da kişilikle alakalı bir şey. Edinmişsiniz. Tabii ki. Tabii ki. Evet, öyleyse hemen şu soru aklıma geliyor. Kalite yönetim sistemi konusunda çalışmak isteyenlere önerileriniz ne olacak? Birinci önerim. Kesinlikle üst yönetim diyorum. Üst yönetim desteği olmadığı andan itibaren hiçbir kuruluşa kalite yönetim sistemi etkin olarak uygulanmaz. Bu etkinlik yönünde ama eğer kalite yönetim sistemi ile ilgilenmek isteyen arkadaşlarım, genç arkadaşlarıma benim tavsiyem sürekli gelişme ve eğitim. Ben danışmanlık yaptığım süre içerisinde genç arkadaşlarıma kitap verdim okumaları için. Çünkü standart ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Ne yapacağınızın kararını siz veriyorsunuz. O zaman hayal gücünüzün geniş olması gerekiyor. Evet. Hayal gücünüzün geniş olması için de kitap okumanız lazım. Ve ben inanır mısınız çok kitaplarımı verdim. Okuyun diyerekten. Okuyun diyerekten verdim. Eğitimin sonu yok. Ve sürekli gelişmenin sonu yok. Eğer kendinizi sürekli geliştiremediğiniz takdirde ardınızdan gelen kişi sizi geçer. Bu kişi ve kurum için geçerli. İki taraf için de geçerli. Eğer kuruluş kendisini geliştirmediği takdirde gün gelecek, azalacak. Kişi kendini biraz önce söylediğim gibi geliştirmediği andan itibaren o da geride kalacak. Ama iki gelişmiş birleştiği andan itibaren o zaman güç olur. Evet. Ben bir tarafın, bir çalışanın veya elemanın değil, yalnız kuruluşun değil, İki tarafın müşterek gelişmesinden taraftarım. Ve benim önerim bunun bu yönde sonu yok. Ben bir örnek vermek istiyorum. Tabii. Buyurun. Benim 89 yılında çalışım şirketteki genel müdürümüz bizim genelde uygulama yönelik olan eğitimleri hafta sonuna alırdı. Cumartesi. Eğer iki günse cumartesi pazara alırdı. Evet. Ben o zaman yaşım daha genç. Bahsetmiyorum şimdi. Biraz geride. Benden en az 15 yaş büyüktü. Bizlerden. İnanır mısınız? Eğitime gelindiği andan itibaren eğitim sorununda en öne otururdu. Bize örnek olurdu. Evet. Ve uygulama yönelik konular olduğu andan itibaren de o yönde uygulamamızı isterdi. Bu birinci örneğim. İkinci örneğim 2001 yılında çalışmaya başladım. İş yerindeki genel müdürümü de unutamıyorum. Bunlar çalışma hayatım içerisinde örnek aldığım tarzdaki yöneticilerdir. Üst yönetim desteği diye bizzat örnek vermek istedim. Belgelendirme denetimine gireceğimiz günün sabahı o genel müdürümüz
rahmetli oldu Ömer Bey. Benim dokümanlarımı almış, kalite politikasını, hedef, görev tanımlar, talimatlar. Ben gittiğimde daha önceki saatlerde gelmiş, oturmuş masasında çalışıyor. Ben geldiğimde Rıfkı Bey geldiği zaman haber verin, bana bir gelsin demiş. Ben gittiğimde çalışıyordu. Evet. İşi o kadar ciddiye almıştı. Ve inanır mısınız, sigara içmeyen Ömer Bey o gün orada hem sigara içiyordu hem de onlar okuyordu ve bana dedi ki Rıfkı Bey bir hatam olmasın, bir eksikliğim olmasın diye bana konuları anlattı. Bakın destek buysa bu. Artı örnekler çok, son örnekle bitireceğim. Estağfurullah. 82-83 yıllarıydı. Genel müdürümüz, gene çalışma hayatımın örnek aldığım yöneticilerimden bana bir kitap verdi. Rıfkı Bey bu kitabı oku. Aynı zamanda dedi, çalışanlarına da de ver, okusunlar ve anlat dedi. Orada bir kelime hala benim 30 küsur sene önce. Evet. Onda yazılımına dönsek 40 yılların öncesinde yazılmış bir kitap bu. Ve orada şu vardı, Japonlar kalite yönetimine, kalite konusuna eğildikleri anda birinci öncelikli olaraktan üst yönetimden başlamışlar. Bakın, aradan geçen 15 yıl sonrasında tabana inmişler. Demek ki birinci kural, evet, üst yönetim. Üst yönetim. Üst yönetim benimsemediği takdirde ben başarılı olunacağına inanmıyorum. Ama genç arkadaşlarım için de sürekli okumalarını, sürekli gelişmelerini öneriyorum. Evet. Ve planlı, programlı, prensipli bir şekilde çalışmalarını, tabii, öneriyorsunuz. Aynı sizin gibi. Evet. Bundan sonraki hedefler arasında neler yer alıyor? Şimdi Sevan Hanım, eğer kendimize bir hedef belirleyemezsek başarılı olma şansımız yok. Evet. Mutlaka ve mutlaka bir hedef belirlememiz gerekiyor. Evet. Bu kalite yönetim sisteminde zaten bir kural. Şirketler her yeni yıl başlangıcında, her yeni yıl başlangıcında mutlaka mutlaka kendine bir hedef belirler. Evet. Ben de kendime bir hedef belirliyorum. Evet. Belki konu harici bir örnek vereyim. Konu harici. Evet. Ben işim gereği sürekli araba kullanıyorum. Hı hı. Sürekli araba kullanıyorum. Eğer arabam olmadığı andan itibaren benim bu işleri yapma şansım yok. Evet. Bunu düşünerekten ben ne zaman arabamı değiştireceğimin dahi planımı ve hedefini koyuyorum. Evet. Bak şey harici olsa bile konu. Ama benim bu yılki hedeflerime geldiğimde birinci öncelik kalite yönetim sistemi standardı, USO 9001-2008 standardı iptal oldu. Revizyona uğradı. Evet. Şu anda yürürlükte USO 9001-2015 standardı yürürlüğe girdi. Benim bir an önce eğitimini aldım, sınavlarına girdim. Ben şu anda bununla ilgili olarak eğitim notlarımı hazırlıyorum. Eğer sınav yapabilme durumu olursa diyerekten sınav notları, sorularımı hazırlıyorum. Artı sorumluluğu bende olan 15 yıldır çalıştığım şirketin adedine baktığımda 7 adet bunlar. Evet. Yani bir tane değil. Yan kuruluşu dediğim zaman onun bağlantıları da var. 7 yer. Evet. Bu 7 yerinde benim yeni revizyon standardı göre bir an önce dokümantasyon sistemine kadar her şeyini hazırlamam lazım. Çünkü ihaleye de giren kuruluşum olduğu için veya kuruluşlar da olduğu için ihale şartlarını her an son revizyon istenirse bana son revizyon standartla ilgili danışmanlık teklifi gelirse benim bir an önce hazır olmam lazım. Evet. Şu andaki çalışmaların içerisinde ilk aklıma gelen hedef belirleme konuları bunlar. Evet. Harika diyoruz ve vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Rıfkı Bitikoğlu'nu ağırladık. Tam bir işkolik diyoruz kendisi için. Hoşçakalın.